Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bugün kamp programımızın 3. haftasındayız ve 2. dersindeyiz. 2. konumuz ne arkadaşlarım? Bölünebilme kuralları. İlk konumuz bölmeydi. Bugün yayınlanan ilk video bölme videosuydu. İkinci video ise bölünebilme videosu olacak. Bölünebilme kurallarını işleyeceğiz arkadaşlarım. Bölünebilme kuralları ne işe yarıyor diye soracak olursanız da hani böyle matematikte çok büyük sayıların, yani küçük sayılar için de geçerli ama genelde büyük sayılar için kullanışlı oluyorlar. Büyük sayıların arkadaşlarım bazı sayılarla bölümlerinden kalanlarını veya tam bölünebiliyor mu, sıfır kalanını mı veriyor yoksa farklı tam bölünemiyor mu, tam bölünemiyorsa kaç kalanını veriyor? Bunları anlayabilmek için kısa yollar sevgili gençler. Dilerseniz abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz gençler videomuza, dersimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi ekranımızda bir bilgi var. Bu bilgiyi bir okuyalım ve aynı zamanda bunları anlamaya çalışalım. Daha önceki derslerimizde de bu bilgiyi tekrar etmiştik. Eğer ki a sıfırdan farklı ise, ben sıfırdan farklı bir sayıyı sıfıra böldüğüm takdirde bu bana tanımsız verecektir, tanımsızlığı verecektir. Sıfırı sıfırdan farklı bir sayıya bölersem de bana sıfırı verecektir arkadaşlarım. Bakın payda sıfırsa, burası sıfırdan farklı iken, payda sıfırsa tanımsız. Sıfırı sıfırdan farklı bir sayıya bölersem sıfır yapar. Fakat sıfırı sıfıra bölersek belirsizdir diyoruz. Bunu sakın unutmuyorsunuz. Tamam. Çift sayılar 2 ile tam bölünür diyoruz arkadaşlar. Çift sayılar. Tek sayılar, tek sayıların da 2 ile bölümünden kalanlar 1'dir. Rakamlarının toplamı 3'ün katı olan sayılar 3'e tam bölünür diyoruz arkadaşlarım. Bakın rakamları toplamı ile alakalı bir durum. Tamam mı? Şimdi eğer sana bir sayı verdi. Bu sayının sen rakamlarını topluyorsun. Rakamlarını topladıktan sonra dedin ki bu rakamların toplamı işte ne geldi? 21. 21 3'ün katı mı? Evet, o zaman o sayı, rakamları toplamı 21 olan sayı 3'e tam bölünür diyeceğiz sevgili gençler. Son iki basamağındaki sayı 4'ün katı olan sayılar 4'te tam bölünür diyoruz. Mesela örnek veriyorum. Buraya sen istediğini yaz. 7, 8, 9, 6, işte 4, 3, 7, 5, 8. Son iki basamağı eğer 4'ün katıysa, mesela 2, 4. Son iki basamağa baktın, 24. 4'ün katıysa işte bu sayı 4'e tam bölünür diyoruz. Varsayalım ki 4'ün katı olmasın. Şurası 23 olsun. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Yine son iki basamağa baktın. 23'ün 4'te bölümünden kalan kaç? 3'tür değil mi? O zaman diyorsun ki işte bu sayının, büyük sayının 4'te bölümünden kalan da aynı şekilde 3'tür diyorsunuz. 5'te bölünme kuralımız neydi? Son basamağı 0 veyahut 5 olan sayılar 5'e tam bölünür diyoruz. Son 3 basamağındaki sayı 8'in katı olan sayılar 8'e tam bölünebilir diyoruz. Rakamlarının toplamı 9'un katı olan sayılar ise yine 9'a tam bölünecek sevgili gençler. Son basamağı 0 olan sayılar 10'la tam bölünür. A, B, C, D 5 basamaklı bir sayı olsun demişiz 11 ile bölünme kuralında. Bakın gençler. A, B, C, D 5 basamaklı bir sayı. Bunu dilediğiniz biçimde yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle yapın. En yaygın olanı budur. Şunlara artı, eksi, artı, eksi, artı, artı ile başlıyorsunuz. Sağ tarafa doğru işaret değiştirerek hareket ediyorsunuz. Artılıları bir yerde topluyorsunuz. A artı, C artı, E. Eksilileri de bir yerde topluyorsunuz. B artı, D. Artılılardan eksilileri çıkarıyorsunuz. Eğer çıkan sonuç 11'in katıysa bu sayı 11'e tam bölünür diyoruz. Eğer değilse, şurada oluşan sayının 11'e bölümünden kalan neyse bu sayının da 11'e bölümünden kalan odur diyoruz. Bu bir. İkinci bir metot ise şu arkadaşlar. Şöyle. Sağ taraftan başlıyorsunuz. İkişerli ikişerli. E'den D'yi çıkarıyorsunuz. C'den B'yi çıkarıyorsunuz. Bir de burada ne var? A var. Bunları topluyorsunuz ki topladığınız takdirde de zaten şu gelir. 11'in katıysa sayı 11'in katıdır diyoruz. Yani A artı C eksi B artı E eksi D. Eğer 11'in katıysa bu sayı 11'e tam bölünür diyoruz. Şimdi burada örnek veriyorum. Şöyle bakacak olursak farklı bir renk seçelim şuradan. Aynen. Son 3 basamağındaki sayı 8'in katı olan sayılar 8'e tam bölünür demiştik. Şuraya bakıyorsunuz. Son 2 basamağındaki sayı 4'ün katı olan sayılar 4'e tam bölünür. Bu ikisi benzer değil mi? Veyahut yine farklı bir renk seçelim. Şöyle. Son basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5'e tam bölünür.
son basamağı 0 olan sayılar 10'a tam bölünür. Bu ikisi benzer. Şu ikisi. Başka arkadaşlar, şöyle bir farklı renk daha seçelim. Bu sefer şunu seçelim hadi. Rakamlarının toplamı 3'ün katı olan sayılar 3'e tam bölünür. Rakamlarının toplamı 9'un katı olan sayılar da 9'a tam bölünür. Yine bu ikisi de sevgili arkadaşlarım benzerler. Hatta ve hatta şurada işaretlemiştik ya, son iki basamağındaki sayı 4'ün katı. Aslında şununla şu da benzer. Yani şu üçü birbirine benzer oluyor bakın. Bu çift sayılar demiş ya, çift olup olmadığına sen o sayıda nasıl karar verirsin? Son basamağındaki sayıya bakarsın. Son basamağındaki sayı 2'nin katıysa çifttir diyorsun değil mi? Birler basamağındaki sayı 2'nin katıysa, son 2 basamak 4'ün katıysa, son 3 basamak 8'in katıysa. Peki buradan şu kuralı üretebilir miyiz acaba? Son 4 basamağındaki sayı, son 4 basamağındaki sayı 16'nın katı olan sayılar acaba 16'ya tam bölünebilir mi? Ben bölünür diyorum, sen bir araştır diyorum. Tamam, hatta buradan genelleyebiliriz. Son 5 basamağındaki sayı da o zaman 32'nin katı olan sayılar 32'ye tam bölünür de diyebiliriz. Tamam, sen bunu yine de bir araştır, sana ödevim olsun. Şimdi bu ders biter bitmez Google'a gir bir bak bakalım. Şimdi gençler, burada örnek veriyorum. Bunların temel mantığını, bunların tamamının bunların tamamını çözümleme ile sevgili arkadaşlarım bu kuralları çıkarabiliriz. Mesela bir tanesini çıkaralım. Hangisini çıkaralım? Şu rakamların toplamı 9'un katı olan sayılar 9'a tam bölünür. Acaba bu neden var? Şu neden arkadaşlarım? Buna bir bakalım isterseniz, tamam mı? Şuna bir bakalım. Örnek veriyorum arkadaşlar. Rakamların toplamı 9'un katı olan sayılar 9'a neden tam bölünür? Bizim bir tane sayımız olsun. Bu sayı A, B, C, D 4 basamaklı sayı olsun, sayısı olsun. Kabul mü? Ben bu sayıyı çözümlemek istiyorum. 1000 A artı 100 B artı 10 C artı D dedim. Çözümlenmiş hali bu. Peki şimdi ben 1000 A demiş ya, 1000'den önce 9'un katı olan sayı hangisi? Tabii ki hocam 999. O zaman 999 A'yı böyle yazayım. 100'den önce 9'un katı olan sayı 99'dur. 99 B'yi de yazdım. Ondan önce 9'un katı olan sayı 9'dur. 9 C'yi de yazdım. Şimdi artı diyorum. Artı diyorum. Şuraya neyi yazmadım? Bir tane A'yı yazmadım. Artı. Buraya neyi yazmadım? Bir tane B'yi. Buraya neyi yazmadım? Bir tane C'yi. Ve zaten bir tane de D'yi burada yazmamıştık. Şimdi arkadaşlar, ben bir sayının A, B, C, D sayı, 4 basamaklı sayısının 9'a bölümünden kalanı merak ediyorsam, şu kısmın 9'a bölümünden kalan kaçtır? 0'dır. Zaten tam bölünüyor. Gitti. Buranın 9'a bölümünden kalan 0'dır. Çünkü zaten 9'un katı. Burası da 9'un katı. Bunun da kalanı yok. Şimdi bakıyorsun. Cevap ne olacakmış o zaman? A artı B artı C artı D'nin 9'da bölümünden kalan neyse bunun 9'da bölümünden kalan da odur. Ki bu A artı B artı C artı D nedir? İşte bunun rakamları toplamı. Bu yüzden böyle bir kural var. Hani rakamları toplamı 9'un katı olan sayılar 9'a tam bölünür diyoruz ya, bu yüzden böyle bir kural var. Aynı şey 3'e bölünebilme kuralı için de geçerli. Sen şimdi gidersin, bunu yine bu şekilde açtın. Şurası zaten 3'ün katı, burası zaten 3'ün katı, burası zaten 3'ün katı. Eğer burası da 3'ün katıysa bu sayı da 3'ün katıdır diyoruz. Ki yine bakın, rakamları toplamı 3'ün katı olan sayılar 3'e tam bölünür demiştik. İşte bunun sebebi de bu. Hadi gelin 8'e de bakalım beraber de. Dayanamadım, onu da yapalım. Süremiz var nasıl olsa. Sürenin hepsi bizim değil mi? Şimdi son 3 basamağındaki sayı 8'in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür demişiz değil mi? Şimdi gençler, 5 basamaklı bir sayımız olsun. A, B, C, D, E. Bu sefer büyük oynuyoruz. Bu 5 basamaklı sayıyı çözümleyelim. 10.000 tane A artı 1000 tane B artı 100 C artı 10 D artı E dedim. Kabul mü? Şimdi bakın arkadaşlar, bu sayının 8 de bölümünden kalanı merak ediyoruz ya. 10.000 zaten 8'in katıdır. Buraya bakmaya lüzum yok. 1000 sayısı zaten 8'in 125 katıdır. Buraya da bakmaya gerek yok. 100C 8'in katı değildir. 10 8'in katı değildir. 1 8'in katı değildir. Peki şunlara bakmaya lüzum yok dedik ya, zaten 8'in katları olduğu için. Şu 100C artı 10D artı E neyin çözümlenmiş halidir? CDE 3 basamaklı sayısının çözümlenmiş halidir. Ve ben diyorum ki şu sayının 8'de bölümünden kalanı merak etmek yerine son 3 basamağın, bakın son 3 basamağın 8'de bölümünden kalanı merak etmek tabii ki çok daha basittir ve tabii ki daha kullanışlıdır. Sırf bu yüzden 8'e bölünme kuralı şudur. Son 3 basamağı 8'in katıysa o sayı da 8'in katıdır. İsterse o sayı zibilyon basamak olsun, hiç fark etmez.
Biz sadece ama sadece son 3 basamağa bakıyoruz. Anlaşıldı diye umuyorum ve geçiyorum. Ne biçim umuyorum dedim. Anlaşıldı diye umuyorum ve geçiyorum arkadaşlarım ilk örneğime. 56 A9 4 basamaklı sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuş. Şimdi 3 ile bölünme kuralı neydi arkadaşlar? 3 ile bölünme kuralı tabii ki rakamlarının toplamıydı. Şimdi ben bunların rakamlarını toplayacağım ya, çok dikkatli dinliyorsun beni. Sen de yaparken böyle yap soruları, tamam mı? Rakamlarının toplamı 3'ün katı olacaktı. Buradaki 9 zaten ben o 9'u saymayacağım. Niye? Zaten 3'ün katı. Geç bunları. 6 zaten 3'ün katı. Bunu da sayma. 5 3'ün katı değil. Peki 5 artı bir de buraya ne dedim? Bak 6 ile 9'u toplamadım bile. 5 artı A'nın ne olması lazımmış? 3 ile bölümünden kalan 2 olması lazımmış. 3 ile bölümünden kalan 2 diyorsa bu şekilde yapıştırıyorsun bunu buraya. Daha sonrasında şu 2'yi, burada işi yok, bunu bu tarafa alalım lütfen. 2'yi bu tarafa alırsam 3 artı A gelir burası, eşittir 3'ün katı. Bakın 3 artı A 3'ün katıymış. O zaman A rakamı burada ne olabilir? 0 olabilir. Hemen bir tane buldun ya. Kaçla bölünme kuralına bakıyordun? 3'e. 3'er 3'er ekleyerek gidiyorsun. 0 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Şimdi rakamları farklı falan demiş miydi? Hayır dememiş. O zaman A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? 1, 2, 3, 4 tane farklı değer vardır. Dolayısıyla sen buraya doğru cevap olarak 4 değer vardır yazacaksın kardeşim. Tamam. Geçtiğim örnek 2'ye. 98.760 A. 5 basamaklı sayısı 4 ile bölündüğünde 2 kalanını vermektedir. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar, 98.760 A sayısından bahsediyoruz. 4 ile bölünme kuralımız neydi? Son 2 basamağa bakacaktık. Demek ki son 2 basamağımız 60 küsür bir sayıymış. Benim 9, 8, 7 ile hiç işim yok bu soruda. Ve 4 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyormuş. Şimdi 4 ile bölünseydi eğer, 4 ile bölünseydi neler olabilirdi? Hocam işte 60 olurdu. 64'e bölünüyor. 64 de olurdu, 68 de olurdu. Yalnız 2 kalanını verdiğine göre 60 değil de 62 olabilir. 2 kalanını verdiğine göre 64 değil de 66 olabilir. 2 kalanını verdiğine göre 68 değil de 70 olabilir diyeceğim. Fakat o iş yaş. Niye yaş biliyor musun? Çünkü benim sayım 6 ile başlıyor be güzel kardeşim. 70 olamaz zaten. Demek ki burada 6A sayısının alabileceği değerler 62 ve 66'dır. Yine rakamları farklı dememiş ve A'nın alabileceği değerler sorulmuştu. A'nın alabileceği değerler 2 ve 6'ymış arkadaşlarım. İşte bunların toplamı sorulmuştu. 2 artı 6'dan doğru cevabı ne diyeceğiz? 8 diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız 8'di. Devam ettim 3 ile. 818 sayısından en az hangi pozitif tam sayı çıkarılırsa bulunan sayı 2'ye, 3'e ve 4 ile tam bölünebilir diye sorulmuş. Öncelikle ben bundan bir sayı çıkaracağım. Bu sayı 2'nin de katı olacak, 3'ün de katı olacak ve 4'ün de bir katı olacak. Tamam. Şimdi bakın 2'nin katı olacak diyoruz ya, bu sayı zaten çift. 2'nin katı olacaksa ben çiftten ancak çift çıkardığım takdirde 2'nin katı olabilir. Dolayısıyla x sayısı mutlaka çift olacakmış. Bu kesin. 3 ile bölünsün diyordu. Rakamlarını bir toplayalım. 8 artı 1 9 yapar. O 9'u görmene gerek yok. Çünkü zaten 3'ün katı. 8'e bakıyoruz arkadaşlarım. Rakamları toplamı 8'miş. 8'den x çıktığı takdirde bu sayı 3'ün bir katı olacaksa eğer. 8'den ne çıkarsa 3'ün katı olur. İşte hocam 2 çıkarsa 3'ün katı olabilir. Başka? 3 ekledim, 5 çıkarsa hocam, 3 ekle 8 çıkarsa, 3 ekle 11 çıkarsa, 3 ekle 14 çıkarsa gibi. Yalnız şöyle bir durum var, ben x'in çift olması gerektiğini buldum ya, o zaman bu x 5 olamaz, 11 olamaz, yani tekler olamıyordu. Burada çiftse 2 olabilir, 8 olabilir, 14 olabilir gibi diye yoluna devam edecek. Peki o zaman ben diyorum ki 2 olursa, şimdi 4'te bölünme kuralına geçeceğiz ya, 2 olursa eğer x 818'den 2'yi çıkardığımız takdirde 816 gelir ve bu sayı gayet 4'ün katıdır. Çünkü 4 ile bölünme kuralımız neydi? Son 2 haneye bakıyorduk, son 2 basamağa bakıyorduk. 16 burada 4'ün katı olduğuna göre ben başka sayı araştırmayacağım. Çünkü x kesinlikle ama kesinlikle kaçmış? 2'ymiş arkadaşlar. O halde ne diyeceğiz? En az hangi pozitif tam sayı çıkması gerekiyormuş arkadaşlar? 2 çıkması gerekiyormuş ki bu sayı hem 2'ye hem 3'e hem de 4'e kalansız bölünebilsin, tam bölünebilsin. Bir diğer sayfamıza geçiyoruz, 4. örneğimiz. Bakın bu örneği
Çok iyi dinleyin. Bundan sonraki örnekler için de size referans olsun. Tamam mı? Çok iyi dinliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bu sayının 5'te bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar sayıları görüyorsunuz. 2021'in 7. kuvveti var. Yani hani yok anasının gözü. 2022'nin 8. kuvveti var. Bu daha da büyük bir sayı. Şimdi ben bunları 5'te böleceğim ve bir de bunun karesi var. Bunun 5'te bölümünden kalanı ben nasıl bulacağım? Yani şu bile daha basittir. Bir sayıyı 5'e bölersen kalan ya 0 olur, ya 1, ya 2, ya 3, ya da 4 olur. Başkası olamaz zaten. Sallasan bile zaten %20 ihtimalin var senin. 5'te 1 ihtimalin var zaten. O bile daha kolaydır. Şimdi o zaman şöyle diyelim biz. Bunu yapmanın bir kolay yolu var mı? Tabii ki var. Şimdi yazdım bak. 2021'in 7. kuvveti var. 2022'nin 8. kuvveti var. Ben diyorum ki 2021'i düşünmeyeyim de acaba 2021'in 5'te bölümünden kalan kaçtır? Son basamağına bakıyorsunuz. 1, 1'in 5'te bölümünden kalan kaçtır? 1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla ben 2021'in 7. kuvvetine bakmak yerine 1'in 7. kuvvetine baksam da kafi. Artı, burada artı vardı, bu da artı. 2022'nin 5'te bölümünden kalan kaç? 2'nin 5'te bölümünden kalanla aynıdır. Yani onun da kalanı kaçmış? 2'ymiş. Demek ki 2 üzeri 8 diyeceğim arkadaşlar. Ve bunun ben karesini alacağım. Şu an işimiz daha basit. Şu an işimiz daha basit. 1'in 7. kuvveti 1 artı 2'nin 8. kuvveti kaç arkadaşlar? 2'nin 8. kuvveti 256. İşte bunun karesini alacağız. Yani 257'nin mi karesini alacağız? Ya hocam 257'nin de karesi berbat bir sayı. Ya onu da boş ver. Gel 250'yi de biz 5'e bölelim, kalanını bulalım. 7'nin 5'te bölümünden bak. 7'nin 5'te bölümünden kalan kaç? 2. O zaman sen 257'yi kullanmak zorunda değilsin. Neyi kullanacaksın? 2'yi. Yani 2'nin karesini alacaksın. 2'nin karesi çok daha basit. 4'tür ve 4'ün 5'te bölümünden kalan da 4 olduğu için cevaba biz 4 diyeceğiz sevgili gençler. Yani bu kadar büyük sayılarla uğraşacağınız zaman bölünebilme kurallarında veya bölmede işte arkadaşlarım kalanlar üzerinden gitmenin en kolay yolu budur. Tamam. Umarım anlaşıldı. Ve geçtim 5. örneğime. Rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı 4xy sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre x kaç farklı değer alır diye sormuş. Bakın 4xy sayımız var bizim. Bu sayı 3'e ve 5'e tam bölünüyor. Ayrıyetten bunun rakamları da birbirinden farklı olacak. Şimdi 5'e tam bölünüyorsa bir uyarı daha bu videoda. Gençler, eğer ki size böyle bir sayı verdi, şu ve şunla kalansız bölünüyor falan dedi, o zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hangisinden başlayacaksınız? 3'ten mi 5'ten mi? Arkadaşlar bu soruda 5'ten başlayacağız. Sebep, hangi bölünebilme kuralı sayının son basamağını etkiliyorsa, sayının son basamağıyla ilgiliyse o sayının bölünebilme kuralından başlayın. Burada arkadaşlarım 3 ile bölünme kuralı neydi? Sayının rakamları toplamıyla alakalı bir bölünebilme kuralıydı bu. 5 ile bölümünden kalanı bulma nasıldı? Bunun kuralı nasıldı? Sayının son basamağı 0 veya 5 ise sayı 5'e tam bölünürdü. Demek ki sayının sonunu hangisi ilgilendiriyor? 5 ile bölünme kuralı. Demek ki biz burada 5 ile başlayacağız. O halde 5 ile kalansız bölünüyorsa buradaki y dediğimiz sayı 0 veya 5 olabilir. Yani bizim sayımız 4x0 ya da 4x5'miş. İkisinden birisi. Ve diyor ki bu sayı aynı zamanda 3'e de tam bölünüyor. E çok güzel. 3'e burada tam bölünebiliyorsa rakamlarını toplayacağız. 4 ile 0'ın toplamı 4 artı x 3'ün katı olacakmış. Veyahut 4 ile 5'i topladın 9. 9 artı x 3'ün katı olacakmış. İkisinden birisi. Bakalım x kaç farklı değer alır diye sorulmuş. Şimdi ben 4'e x eklediğim zaman 3'ün katı oluyorsa 4'e 2 eklersem 3'ün katı olur. 1, bir tane buldum ya artık 3'er 3'er ekleyeceğim bak. 2 olabilir, 5 olabilir, 8 olabilir diyeceğim. Veyahut 9'a ne eklersem 3'ün katı olur? Tabii ki 0'ı, 3'ü, 6'yı ve 9'u gençler. Şimdi burada dikkat etmem gereken başka ne kaldı? Rakamları birbirinden farklı demişti. E şimdi bakıyorsunuz ben burada 4'ü kullanmışım, 4'ü kullandım, 0'ı kullandım. Burada da diyorum ki 2, 5 veya 8'i kullanabilirim. Rakamlar zaten birbirinden farklı değil mi? Farklı. Geçtim alttakine. Diyor ki 4'ü kullandın, 5'i kullandın bir daha kullanamazsın. E peki ben kullandım mı? Hayır. Demek ki bunları da kullanabilirim. Yani x bunlar da olabilir. X kaç farklı değer alabilirmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farklı değer alabilirmiş arkadaşlarım bizim x değerimiz. Buraya da yazabilirsiniz. 7 tane değer alabilir x sevgili gençler. Geçtim 6. örneğime.
x, y ve z 3 basamaklı bir sayı olmak üzere 6 çarpı x, y, z AB 0, 2 yani 4 basamaklı sayı olduğuna göre A artı B toplamı kaç farklı değer alır diye sorulmuş bize. Şimdi gençler, ben 6 ile x, y, z gibi 3 basamaklı bir sayıyı çarptığımda AB 0, 2 değerini 4 basamaklı sayısını buluyorsam, aslına bakarsanız burada x, y, z önemli değil. Nasıl yani? Tabii ki değil. Neden biliyor musunuz? Bu ne demek? Şu demek. Burada 6 ne durumunda? Çarpım durumunda. X, y, z diye 3 basamaklı bir sayımız var. Ve AB 0, 2'yi ben bu 6'yı karşıya atarak AB 0, 2'yi 6'ya böldüğüm takdirde x, y, z gibi bir 3 basamaklı sayı buluyormuş. Yani bu ne demek oluyor? İşte bu sayı 6'ya tam bölünür demek oluyor sevgili arkadaşlarım. Madem öyle, bu AB 0, 2 6'ya tam bölünüyor. 6'ya bölünebilen bir sayı, asla unutmayın, 6'ya bölünebilen bir sayı aralarında asal olacak biçimde 2 ve 3 aralarında asal olacak biçimde 2 ile 3'ün çarpımı değil mi arkadaşlarım 6? 6'nın çarpanlarını ayırıyorsunuz. Tabii ki ikisinin de bölünebilme kuralı olacak arkadaşlarım. Diyorsun ki bir sayı 6'ya bölünüyorsa hem 2'ye hem de 3'e doğal olarak tam bölünüyordur. Madem öyle, gelin arkadaşlarım bu ikisini kontrol edelim. Bizim bu sayımız hem 2'ye hem de 3'e bölünecek. Peki hangisi sayının son basamağını ilgilendiriyor? Tabii ki 2. E şimdi bakıyorsunuz 2 ile bölünme kuralı neydi? Sayı çiftse 2'ye bölünür. E bakıyorsun arkadaşım burada sayı çift. Demek ki bunu sağladık. Hop. Şimdi neye bakmamız gerekiyor? Bu sayı 3 ile tam bölünsün istiyoruz. Yani rakamlarını topluyorum. A artı B artı 0 yazmıyorum, 2. 3'ün katı olmak zorunda. Şimdi gençler, A artı B burada 3'ün katıysa eğer, 1 olabilir burası. Çünkü 1'e 2 eklersem bakın 1 artı 2 3'ü verir bize, 3'ün katıdır. 1'i yakaladık ya, hemen ne yapıyorsun? 3'er 3'er ekleyerek gidiyorsun. 1 olabilir. Başka? E hocam 4 de olabilir. Başka? 7 de olabilir. 10 da olabilir. 13 de olabilir. 16 da olabilir. 19 da olabilir. 22 de olabilir. E bu gidiyor hocam. Durduramıyor. Durdursun birisi. 28 de olabilir. Bu gidiyor arkadaşlar. Ne yapacağız peki? Şimdi gençler, burada da bizim neden ona çakralarımızın açık olması gerekiyor. Neden biliyor musun? Bak, A ne? Bir rakam burada. B ne? Bu da rakam. Hocam bunlar rakamken, bunlar 9 ve 9'u alsalar bile 9 artı 9'dan iki rakamı toplanın zaten taş çatlasın 18 gelir. Maksimum 18 gelir. Maksimum 18 geliyorsa ulan burada iki tane rakamın toplamı 19 nasıl gelsin? 22 nasıl gelsin? 25, 28 ve bundan sonrası nasıl gelsin? Gelemez ki. O zaman demek ki bu A artı B'nin alabileceği değerler kaç farklı değeri varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı değeri varmış sevgili arkadaşlarım. A artı B'nin, o zaman cevap olarak da buraya yazabilirsin. 6 farklı değer vardır ya da 6 farklı değer alır diyelim, öyle sormuş sorunun kökünde. Anlaştık mı gençler? Tamam mı gençler? Peki devam edelim 7. sorumuza. 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılarıyla tam bölünebilen en küçük 2 basamaklı, en küçük 2 pozitif tam sayının toplamı kaçtır? 2 basamaklı falan demiyor, onu ben uydurdum. En küçük 2 pozitif tam sayının toplamı soruluyor. Şimdi bizim sayılarımız 2'ye bölünecek, 3'e bölünecek, 4'e bölünecek, 5'e bölünecek ve 6'ya bölünecek. Ben diyorum ki, ya bir kere burada bazıları gereksiz. Niye? Çünkü bizim sayı zaten 6'ya bölünebiliyorsa otomatikman 2'ye ve 3'e bölünebileceği için ben bunları ekart ederim. 6'ya bölünsün yeter zaten. 6'ya bölünen sayı ikisine de tam bölünüyor zaten. Peki devam. Ama 6'ya bölünebilen mesela 5'e tam bölünmek zorunda değildir. Veya 5'e bölünen 4'e tam bölünmek zorunda değildir. Demek ki bizim sayılarımız 4'e, 5'e ve 6'ya bölünse yeter. Çok güzel, otomatikman 2 ve 3'e de bölünüyor. Şimdi demiş ki en küçük 2 pozitif tam sayı. Bir kere bir sayı 4'e, 5'e ve 6'ya bölünüyorsa en küçük sayımız nedir? Şöyle diyeceğiz. Bir sayı 4'e ve 5'e bölünüyorsa en küçük 20'dir. Değil mi? Aynı zamanda 6'ya da bölünüyorsa, 6'ya da bölünüyorsa şöyle diyeceğiz. 4 ve 5 demiştik ya. 4 ve 5 ilki 20 idi. İkisine de birden bölünen. Bunun iki katı ne? 40.
Olmaz. Bunun iki katı, şunun 3 katı ne? 60. 66'ya bölünür mü? Bölünür. Şimdi biz ECOG konusunu göreceğiz ya bir ders sonra. EBOB ECOG'u göreceğiz. ECOG'da daha net bir şekilde anlatacağız. Şu an oralara değinemediğim için bu şekilde anlatmak zorundayım. Tamam. ECOG'da çok muhteşem anlayacaksın bunları. Bak şimdi. Ne dedik? 4, 5 ve 6'ya bölünebilen, ortak bölünebilen ilk sayımız neymiş? 60'mış. Bir diğeri nedir biliyor musunuz? Neden? Çünkü bana en küçük 2 pozitif tam sayıdır. Ben bir tanesini buldum, 60. Öteki nedir peki? Öteki? Öteki de bunun 2 katıdır. Yani 120'dir. Yani bizim 60 ve 120 sayılarımız 2, 3, 4, 5, 6 ile tam bölünebilen en küçük 2 sayıymış arkadaşlarım. İşte bunların toplamı sorulmuş. 60 artı 120 bize 180'i verir. Doğru cevabımız da budur deriz. Geçtim 8. örneğime. 1, 6 ve 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı farklı sayılar diyor. Oo, dur şimdi. 1, 6 ve 8'i kullanarak ben 3 basamaklı ve birbirinden farklı sayılar yazacaksam bunlar 168 olabilir veyahut 186, bunlar 100 ile başlayanlar. 681 veyahut 618 olabilir, bunlar 6 ile başlayanlar. 816 veyahut 861 olabilir, bunlar da 8 ile başlayanlar. Başka bir sayı yoktur arkadaşlar. Tamam. Demiş ki 3 basamaklı farklı sayılardan, yani bunlardan 4 ile bölünebilen A sayısının 8 ile bölünebilen B sayısıyla toplamı kaçtır? Şimdi bunlardan bir tanesi 4'e, bir tanesi 8'e bölünecekmiş. 4'e bölünmesi için sayının son 2 basamağına bakıyorduk değil mi? Sayının son 2 basamağı 4'ün katıysa otomatikman bizim sayımız 4'e tam bölünür diyoruz. Peki 4'e bölünebilenler hangileri arkadaşlar? Bakalım 816, bakın 4'e tam bölünür. Son 2 basamağına bakıyorsunuz, 4'ün katı. Güzel. Başka peki? Bak buradaki 168 de bize göz kırpıyor. 68 4'ün katıdır ve dolayısıyla 168 de 4'e tam bölünebilir diyeceğiz. İki tanesini bulduk. A adayları bunlar. Peki başka hocam? Bak bir de 8 ile bölünebilen B sayısı ile toplamını sormuş ya. Demek ki bunlardan 8'e bölünebilenler de var. 186 8'e tam bölünebilir mi? Bir kere 8'e bölünüyorsa, 8'e bölünüyorsa son 3 basamağına bakmamız gerekiyordu. Yani biz tamamına bakacağız. Şimdi 186 dediğimiz sayı 18'in içinde 2 defa var. Kalan 2, 26'nın içinde 8 yok. Olmaz. 681'e bakıyoruz. Zaten tek sayı olduğu için 8'e bölünmez. 861 tek sayı olduğu için 8'e bölünmez. Bir tek 618 kaldı. Ona da bakalım. 618 sayısı sevgili arkadaşlarım, 61'in içerisinde 7 defa 8 var. 56 çıkardım. 5. 58'in içerisinde 8 tam bölünmüyor. Şimdi şunların hiçbir olmadı. Beyaz beyaz olanların hiçbir olmadı. Şimdi sarılar kaldı. 168 sayısı 16 8'e tam bölünüyor. Kalan olarak 0 8 de bölünüyor. Bakın bu 8'e bölünür. 816 sayısı da 8 8'e bölünüyor. 16 da 8'e bölünüyor. Bölünür. Yani arkadaşlarım, bizim A dediğimiz sayının iki alternatifi var. 168 veya 816 idi. 8'e bölünebilen B sayısının da iki alternatifi var. Ya 168 ya da 816. Yani A buyken B bu. A buyken B bu olabilir. Başkası olamaz. Şöyle çaprazlama diyelim, tamam mı? E bize demiş ki A ile B'nin toplamı fark etmiyor ki. Sen ister 168 ile 816'yı topla, istersen de 816 ile 168'i topla. Yine aynı sonucu bulacaksın. İkisinin de sonucunu bulalım. Cevap bu olacak. 16 ile 68'in toplamı kaç yapar arkadaşlar? 74, 84, 984 gelir arkadaşlarım bizim cevabımız. Cevap 984'tü diyeceğiz gençler. A ve B'nin hiçbir farkı olmuyor. Devam edelim 9. sorumuzda. 97.000 A5B 5 basamaklı sayısı 8 ile tam bölünüyor. B'nin alabileceği değerler toplamı nedir diye sormuş bize. Şimdi sayımızı bir yazalım. 97.000 A5B. Bu sayı 8'in bir katıymış. Bu sayının 8'in katı olabilmesi için 8'de bölünme kuralını uygulayalım. Son 3 basamağın 8'in katı olması gerekiyor arkadaşlarım. Tamam. Şimdi B'nin alabileceği değerler çarpımı sorulmuş bize. Bir kere bu sayı 8'in katıysa burası 0, 50, sonuçta A 0 olabilir. 50 küsürlerde 8'in katı ne var? 56 var değil mi? 0, 56 olabilir. Peki 100 küsürlerde 8'in katı ne var? Yani 150 küsürlerde diyelim. 150, bakın 150. Şimdi 15'in içinde 8 bir defa, kalan 7. Demek ki 72 oluyor. Demek ki burası 152 olursa 8'in katı oluyor. 152 8'in katı. 200 küsürlerde ne var?
Hocam 200 küsürlerde de 256 var. Peki 300 küsürlerde? Hocam 352. 400 küsürlerde 456. 500 küsürlerde 552. Hep bu şekilde devam ediyor. E dikkat edin. Buradaki B ya 6 oluyor ya 2 oluyor. Ya 6 ya 2 ya 6 ya 2 hep böyle devam ediyor. O zaman B'nin alabileceği 2 tane değer var. Birisi 6, öteki de 2. Bana B'nin alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuştu. 6 ile 2'nin çarpımı sorulmuş arkadaşlar. 6 ile 2'nin çarpımı 12'dir. Cevap da budur deriz. Anlaştık. Bakın bir 6 geliyor, bir 2. Bir 6, bir 2, bir 6, bir başka bir şey gelmiyor. Alternatif yok zaten. Pekala. 53. sayfamızı bitirdik ve geçiyoruz 54'e. 54. sayfamızda bize demiş ki 10. soruda 4A, 5A, 6A. 4A, 5A ve 6A sayımız var. Bu sayı 9'a tam bölünüyormuş. Şimdi 9'da bölünme kuralımız neydi? Rakamlarının toplamının 9'un katı olması gerekiyordu. 4, 5 ve 6. Ben bunları toplayacağım. 4 ile 5'i toplamama gerek bile yok. Neden diyeceksiniz? Hocam 4 ile 5'in toplamı zaten 9'u veriyor bana. Gerek yok ki. O zaman direkt 6 artı A artı A artı A ne yapar? 3A yapar. 6 artı 3A'nın ne olması gerekiyor? 9'un bir katı olması şart. Peki. A'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş arkadaşlar bize. Ben bunu da 3'e böleyim. Tamam 3'e bölünüyor bir kere. O zaman şöyle diyelim mi? 3'e böldüm 2, 3'e böldüm A, 3'e böldüm 3'ün katı. He, şimdi bak. 6 artı 3A 9'un katı olması gerekiyor dedik ya. Otomatikman 2 ile A'nın toplamı da 3'ün katı olması gerekiyor. E güzel. Burayı bulabildik ya. Gerisi çok basit. 2'ye ne eklersen 3'ün katı olur. E hocam 1. Güzel. Başka? 3 ekle hoca 4. 3 ekle hoca 7. 3 ekle 10. 10 olamaz. Niye? 10 rakam değil çünkü. E çok güzel. A'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. 1, 4 ve 7'yi alabiliyor A. 1 artı 4 artı 7 de ne yapar? 12 yapar. Cevabımız bu olur sevgili arkadaşlar. Ve 11. sorumuzdayız. 11. soruyu çok dikkatli dinliyorsun. Şimdi 1, 9, 9 üzeri 1, 9 üzeri 2, 9 üzeri 3, nokta 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 9 üzeri 2022. Bu sayı A'ymış. A sayısının birler basamağındaki rakam soruluyor. Şimdi öncelikle bunları alt alta topladığımızı düşünelim. Yalnız hocam bu 9 üzeri 2022 falan nasıl bulacağım da alt alta toplayacağım? Bize sadece birler basamağı lazım. Gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. Şimdi 1 yazdım. 9 yazdım. 9 üzeri 1 o da 9 zaten onu da yazdım. 9'un karesi 81. Heh. Şimdi 9'un küpü ne gelir? 9'un küpü 9'un karesiyle biliyorsunuz ki 9'un çarpımıdır. 9'un karesi 81'di. Ben bunu 9'la çarparsam bu sayının birler basamağı gerekiyordu bana sadece. 1 ile 9'un çarpımından birler basamağı 9 gelir. Kendisi de 729 gelir zaten. Onu da yazalım. 729. Şimdi bana sadece birler basamağı gerekiyor. Bunu üst üste söylüyorum bakın. Sadece birler basamağı. Şimdi 729'dan sonra 9 üzeri 4'ün birler basamağı ne olur? Arkadaşım 1 olur. Çünkü sen 9'la çarpacaksın ya onu bak. 729'u 9'la çarpacağız 9 üzeri 4'ü bulmak için. 9 kere 9 81. 81'in 1'i deyip devam ediyorsun sen zaten olaya. Dolayısıyla benim sadece şununla şunu çarpıp birler basamağını almam yetiyor. O zaman bir sonrakinin birler basamağı ne olur? Tabii ki 9 olur. Zaten dikkat et 9 üzeri 1'den itibaren yani şuradan itibaren 1 9 1 1 1 9 1 1 1 9 1 1 diye devam ediyor. Peki şu neydi? 9 üzeri 1'di. Bu 9'un karesiydi. Bu 9'un küpüydü. Bu 9'un 4. kuvveti. 9'un 5. kuvveti diye gidiyor. Ve dikkat et üstü tek olanlar üstü tek olanların sonucu hep 9 gelirken üstü çift olanlar arkadaşlarım yani şunlar şunlar bakın hep 1 gelmiş birler basamağı. Bana 9 üzeri 2022'yi sormamış mı? 9 üzeri 2021 bunun sonu 9'dur o zaman. 9 üzeri 2022'nin son basamağı da 1'dir. Şimdi çok dikkatli oluyoruz. Birler basamağındaki rakam sormuştu ya. 9 1 daha 0. E tamam. Tekrar. 9 1 daha 0. 9 1 daha 0. 9 1 daha 0. 9 1 daha 0. Yani 10 aslında ama birler basamağı 0. Ya anladın olayı. Yani biz de matematik biliyoruz yani az çok. 9'da 1'in toplamının 0 olmadığını tabii ki biliyoruz. 9 1 daha kaç yapar? 10. Onun 0 diyoruz ya. O 0 işte. Tamam? Yani şuradan itibaren bunların alayının toplamının birler basamağı zaten 0 geliyor. E sadece şunlar kalıyor. E burada da 1 ile 9'un toplamı var. Yerleri farklı olsa da diğerlerinden. 1 ile 9'un toplamı. E onun da birler basamağı 0. O zaman ben bunları kocaman bir şekilde toplarsam bunların alayının birler basamağı 0 gelecektir. Bana da zaten soruda ne demişti? Birler basamağındaki rakam kaçtır diye soruyordu. O zaman birler basamağındaki rakam kaç olur arkadaşlar? Tabii ki 0 olur.
12. soru. 4, 5, 6, 8 ve 10 sayısına bölündüğünde 2 kalanını veren en küçük pozitif tam sayının rakamları toplamı sorulmuş. Şimdi bu sayı var ya, tam tilkilik soru. Yemin ediyorum tam, ama tam böyle tilki kurnazlığında çözülecek bir soru. Şimdi 4'e böleceksin. 5'e, 6'ya, 8'e ve 10'a böldüğün zaman 2 kalanını veren en küçük pozitif tam sayının rakamlarının toplamı sorulmuş. Bak bir de. Şimdi düşünelim bakalım. Normal şartlar altında şunu yapabiliriz. Hocam bir sayı 10'a bölünüyorsa zaten 5'e otomatik bölünüyordur. Ben 5'i görmezden gelebilirim. Bir sayı 8'e bölünüyorsa otomatikman 4'e zaten tam bölünür. Bunu da görmek zorunda değilim. 6, 8 ve 10'u düşünelim. 6, 8 ve 10'un en küçük ortak katı bize cevabı verecektir. 6'nın, 8'in ve 10'un en küçük ortak katı da sevgili arkadaşlarım bize 120'yi verir. Yani 120 sayısı 6'ya, 8'e ve 10'a tam bölünebilir. O halde şöyle diyeceğim ben. Bizim sayımız 120'nin katından 2 kalanını veriyorsa mutlaka ama mutlaka 2 fazladır. Ki burada da K'yı 1 seçerek sen bu sayıyı 122 bulabilirsin. Şimdi en küçük pozitif tam sayının rakamları toplamı demiş. Buradan da 1 artı 2 artı 2'den 5 diyebilirsin ama ve lakin şunu unutmamak şartıyla. Çünkü cevap bu değil. Şöyle diyeceğiz. Bize demiş ki en küçük pozitif tam sayı. Bir kere ben tutup arkadaşlar kalanımız neydi bizim? Kalan 2 idi değil mi? Bak burada kalan 2. Arkadaşlar 2'yi 4'e bölün kalan 2'dir. 2'yi 5'e bölün kalan yine 2'dir. 2'yi 6'ya böl yine 2 kalanını. 2'yi 8'e böl yine 2 kalanını. 2'yi 10'a böl yine 2 kalanını verecektir. Ve böylelikle 4, 5, 6, 8 ve 10. 4, 5, 6, 8 ve 10 ile bölündüğünde hep 2 kalanını veren en küçük pozitif tam sayı bu şekilde 2 olmuş olur arkadaşlarım. Tam tilki kurnazlığında bir soru demiştim ya. İşte bu yüzden tam tilki kurnazlığı gerektiren bir soru. Cevabımız ne olacakmış arkadaşlar? 2 olacakmış. Çünkü 2'nin rakamları toplamda 2 zaten. Bir tane rakam var. Tamam. Tamam mı? Geçtim 13'e. 8, 6, 7, 2, 1, 1, 6, A, 5 sayısının 11 ile tam bölünebilmesi için A kaç olmalıdır? Öncelikle gençler şunu bir yazalım. 8, 6, 7, 2, 1, 1, 6, A, 5. Şimdi burada şu kısım ne gelir? 5 eksi A. 6'dan 1'i çıkardım 5. 1'den 2'yi çıkardım eksi 1. 7'den 6'yı çıkardım 1. Bir de ne var? 8 var. Şimdi bunları toplayacağız. Şuradaki 1 ve eksi 1'i götürelim. 8, 5 daha 13. 13'e 5 ekledim. 18 eksi A mı geldi? İşte bu 11'e tam bölünüyorsa bu sayı 11'in tam katıdır diyeceğiz. Şimdi 18'den ne çıkarsa 11'in katı olur? Hocam basit 7 çıkarsa. Çünkü 18'den 7 çıkarsa 11 olur. 11'de 11'in zaten bir katıdır. Demek ki A rakamımız ne olmak zorundaymış? 7 olmak zorundaymış gençler. A kaç olmalıdır diye sorulmuş. Cevap 7 idi. Ve devam ediyorum 14. soruma. 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 8 basamaklı sayısının 2 basamaklı en büyük böleni kaçtır? Oo çok güzel bak. 5, 5, 5, 5 ve 4, 4, 4, 4'ten bahsediyoruz. 8 basamaklı bir sayımız var. Şimdi bu sayının şöyle ilk etapta baktığında 11 ile tam bölünebildiğini görüyorsundur. Çünkü 4'ten 4'ü çıkardın 0, 4'ten 4'ü çıkardın 0, 5'ten 5'i çıkardın 0, 5'ten 5'i çıkardın 0, sıfırların hepsinin toplamı 0 yapar ve 0 sayısı 11'in bir katıdır. Unutma 0 her sayının bir katıdır. Bunu daha önceki derste söylemiştim. 0 her sayının katıdır. 11'in de katıdır. Dolayısıyla bu sayı 11'e tam bölünebilir. Şimdi 11'e bölünebildiğini bulduk biz bu sayının. Peki başka bir sayıya bölünebilir mi? Hani bu sayı başka bir sayıya tam bölünebilir mi? Düşünelim mesela 9'da bölünme kuralı vardı değil mi? 9'da tam bölünebilir mi sizce? Toplayalım rakamlarını o zaman. 5, 5, 5, 5 şunların toplamı 20 yapar. 4, 4, 4, 4 bunların da toplamı 16 yapar. Tamamının toplamı 20 artı 16'dan kaç gelir arkadaşlar? 36 gelir hocam. Peki 36 9'un katı mı? 36 9'un katı. O zaman bu sayı 9'a da tam bölünür. Demek ki benim buradaki sayımın içerisinde kesinlikle ama kesinlikle 11'e bölünebildiği için bir 11 çarpanı, 9'a bölünebildiği için bir 9 çarpanı mevcut. Devamı ne bilmiyorum.
Yani 99'a böldüğüm zaman ne kalır ne çıkar bilmiyorum. Ama biz şu an cevabı çoktan bulduk bile. Atalan Üsküdar'ı geçti. Niye biliyor musun? Bize ne demiş? İki basamaklı en büyük böleni. Zaten ben 11 kere 9'un 99 olduğunu biliyorum. Çarpı x bize bu sayıyı veriyormuş bakın. Bu sayıyı veriyormuş şöylece. Ben zaten iki basamaklı en büyük tam sayıyı bulmuşum bu sayının böleni olarak. Bana gitmiş iki basamaklı en büyük böleni kaçtır diye soruluyor. Daha büyüğü olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Demek ki bizim cevabımız neymiş? 99'muş gençler. Pekala. Devam ediyorum 15'te. 4 basamaklı tam kare doğal sayılar arasında yalnızca bir tanesi AABB biçimindedir. Buna göre A artı B toplamı acaba kaçtır diye sorulmuş. Efsane bir soru. Çok güzel bir soru. Beğendiğim bir soru. Şimdi şöyle. Gelin arkadaşlarım biz bu AABB sayısını bir çözümleyelim. Harbi harbi çözümleyelim. 1000 tane A'mız var. Artı 100 tane daha A'mız var. Artı 10 tane B'miz ve bir tane de B'miz var. Bakın binler basamağında A var, yüzler basamağında A var, onlar basamağında B ve birler basamağında B var. O yüzden bu şekilde çözümledik ve bu da neye eşittir? 1000 A artı 100 A'dan 1100 tane A artı 11 tane B'ye eşittir. Doğru mu gençler? Güzel. 1100 dediğimiz sayı 11'in bir katıdır. Dolayısıyla 11 parantezini alırsam şurada bir 100 A kalır. Artı bir de B kalır arkadaşlar. Bakın 11 parantezini aldım sadece. Başka bir şey yapmadım. Peki 100 A artı B dediğimiz sayı hangi sayının çözümlenmiş biçimidir? Hangi sayının? 11. Şimdi çarpı yüzler basamağında A olan, onlar basamağı boş olan yani 0 olan, birler basamağında B olan A0 B 3 basamaklı sayısının çözümlenmiş halidir değil mi bu? Demek ki bizim sayımız 11 çarpı A0 B'ymiş. Güzel. Şimdi bakın diyorum ki bizim bu sayımız nasıl bir sayıymış? Hocam tam kare bir sayıymış. Şimdi gençler ben bu sayının 11'in katı olduğunu biliyorum. O kesin. 11 çarpanı var çünkü içinde. Ama bir tane var bakın burada 11 çarpanı. Biliyorsunuz ki tam kare sayıların asal çarpanlarını ayırdığımız takdirde o asalların kuvvetleri ne olmak zorundaydı? Hep çift sayı olmak zorundaydı. Alayı çift sayı olmak zorundaydı. Peki burada bir tane 11 var. Diğeri nerede? Hocam diğer 11 çarpanı A0, B3 basamaklı sayısının içinde. Madem bunun içinde bu sayı 11'e tam bölünür diyoruz arkadaşlar. Güzel. Madem 11'e tam bölünür, uygulayalım 11'e bölünme kuralını. Niye duruyoruz ki? Artı eksi artıdan yapalım bu sefer. B artı A artı eksi 0. Eksi 0. Ne olmak zorunda dedik? 11'in bir katı olmak zorunda. Şimdi burası ne geldi? A artı B eşittir 11'in bir katı. Şimdi arkadaşlar A artı B 0 olamaz. A artı B 0 olursa ikisi de 0 olmak zorunda. Çünkü 0 11'in katı. Başka 11'in katı ne var? 11 var. Yani A artı B burada 11 olabilir. İkinci 11'in katı 22 ama A ve B rakam olduğu için iki tane rakamın maksimum taş çatlasın toplamı 18'di. 22 zaten olamaz. Bize ne sorulmuş ya soruda? A artı B toplamı kaçtır? Ben zaten A artı B toplamını bulmuşum burada. Cevap 11. Tamam. Bakın ne yaptık? Önce çözümledik. Çözümledikten sonra şu kısma kadar getirdik. Bu kısımdan sonra bu sayıyı biz 11 parantezine aldık. 11 parantezine aldıktan sonra şu çözümlenmiş halini tekrardan gittik bu şekilde kapattık. Kapattıktan sonra dedik ki burası çok önemli. Bizim sayımız tam kare ise burada sadece ama sadece bir tane 11 çarpanı var. Bir tane daha 11 çarpanına ihtiyacım var. Çünkü bizim sayı tam kare. Madem öyle bir tane 11 çarpanı buradaysa diğeri de mutlaka ama mutlaka A0 B3 basamaklı sayısının içindedir. Madem bunun içinde 11 çarpanı var bizim sayımız 11'e tam bölünmek zorunda. 11'e tam bölünüyorsa 11'e bölünme kuralını uyguladım. Ve A artı B'nin 11'in katı gelebilmesi için A artı B sadece ama sadece 11 olabilir dedim ki zaten bana da A artı B soruluyordu. Güzel arkadaşım. Tamam. Zevkli ve eğlenceli bir soruydu. Devam ediyorum 16. örneğimle. 4, 7, 1, 3, A, 8. İşte bu sayı 12 ile tam bölünüyormuş. 12'nin bir katıymış. Bir sayı. 12'nin bir katıysa bu sayı hem 3'e hem de 4'e tam bölünmek zorunda arkadaşlar. Şimdi
hangi bölünebilme kuralı 3'ün mü 4'ün mü sayının son basamağını ilgilendiriyor? Tabii ki 4. O zaman ilk 4'e bakacağız. İlk 4'e bakıyorsak bizim şuradaki 2 basamaklı sayımız, bizim buradaki 2 basamaklı sayımız 4'ün katı olmak zorunda. Çünkü 4'e bölünme kuralı buydu. Sonu 8 olan 4'ün katları. Neler var? Hocam 0,8 var. 4'ün katı. 18 olmaz ama 28 4'ün katı. 38 olmaz ama 48. 58 olmaz ama 68. 78 değil ama 88. Hepsi 4'ün katıdır. Peki çok güzel. Çok güzel. Aynı zamanda bu sayı 3'ün de bir katı mı? Yani burada A'nın alabileceği değerler 0, 2, 4, 6, 8 anlaşıldığı üzere. Peki bir de ne olmak zorundaydı? 3'ün katı. Madem 3'ün katı, gelin arkadaşlar bir de buna bakalım. 3'ü görmezden gelirim zaten 3'ün katı. 8 ile 1'in toplamını da görmezden gelirim zaten 3'ün katı. 7 ile 4'ün toplamı 11. 11'in de 3 ile bölümünden kalan 2'dir be kardeşim. 2'ye bakarım sadece. 2 artı A 3'ün katı olmak zorunda. Şimdi A'nın alabileceği değerler 0, 2, 4, 6, 8 değil miydi? 0, 2, 4, 6, 8. 2 ile 0'ın toplamı 3'ün katı yapmaz. 2 ile 2'nin toplamı 3'ün katı yapmaz. 2 ile 4'ün toplamı 3'ün katıdır. 2 ile 6'nın toplamı 3'ün katı yapmaz. 2 ile 8'in toplamı 10'dur ve 3'ün katı gelmez. O zaman sağlayan tek bir tane A değeri var. O da 4'müş. Bize de zaten ne soruluyordu? A kaçtır diye soruluyor. Demek ki A kaçmış arkadaşlarım? 4'müş diyeceğiz. Bu sorumuzu da bu şekilde sonlandıracağız. Geçiyorum hangi soruya? 17. soruya. Demiş ki şimdi bize 17. soruda. 6138 diye bir sayımız var. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12 sayılarından kaçıyla tam bölünür? 6138'i düşünüyoruz, tamam mı? Çok sıcak oldu ya. Vallahi inanılmaz sıcak oldu. Yani birazdan bak şimdi şuralarda falan böyle ter belirtileri falan ortaya çıkar ama Allah'a çok şükür o kadar terlememişiz. Vantilatör açık. Bugün camım da açık. Cam açık olmasına rağmen inanılmaz derecede ama inanılmaz derecede büyük bir sıcak var arkadaşlar. Allah sonumuzu hayretsin. Yani. Vallahi şu yani kıyamet falan kopmadan şu kampı bitirek de ben başka bir şey istemiyorum. Yani. Ve siz sınav bir üniversiteyi kazanın arkadaşlar. Yapacak iş çok değil mi? Yani dünya batmadan şunu da yapaydım dediğimiz iş çok arkadaşlar. O işler bitmez zaten. Birine ulaştığı zaman öteki gelir zaten mutlaka. Ama ciddi anlamda yani şaka bir yana. Efsanevi sıcak var. Artık bu ne sıcağı bilmiyorum. Yani her şeye bir isim koymuşlar. Yok pastırma sıcağı, yok şu sıcağı, yok 42. yağmurları, yok şöyle yok böyle. Bence bu sıcaklık yeni çıktı arkadaşlar. Yani bu yeni bir format. Ben ömrü hayatımda Ankara'nın bu şekilde sıcak olduğunu görmedim. Siz de kendi şehirlerinizde ne durumdasınız vallahi bilmiyorum. Yani bölme videosunda bahsetmiştim. Bu sıcaktan bahsedilmeyecek gibi değil. Efsane derecede sıcak. Yani bilmiyorum artık. Yani ne yapılacak hiç bilmiyorum. Ne yapılabiliriz ki? Yani ancak böyle işte ara sıra kendimizi üflüyoruz. Ventilatör falan çalıştırıyoruz yani. Öyle. Şimdi 6138 diye bir sayımız vardı bizim değil mi? Derse geri dönmek gerekirse. 6138 diye bir sayımız var. Bunlardan hangisine tam bölünürdü? Bir kere zaten sayı çift sayı değil mi? Sayı çift olduğu için 2'ye tam bölünür. Şuraya bölünecekleri yazalım. 2'ye bölünür. Tamam eyvallah. 3'e bölünür mü ona bakalım. Rakamlarını toplayacağız. 8, 1 daha 9 yapar. 3 daha 12 yapar. 6 daha 18 yapar. 3 de 18'e, 18 de 3'e bölündüğü için 3'e de bölünür. Peki hocam 4'e bölünür mü? 4'e bölünmesi için sayının son iki basamağının 4'ün katı olması gerekiyor. 38 4'ün katı değil ama. Dolayısıyla 4'e bölünmez. Şimdi bak. 3'e ve 4'e bölünen sayılar biliyorsunuz ki otomatikman 12'ye de bölünüyor. Ama bizim sayı 4'e zaten bölünmediği için 12'ye de bölünmez diyeceğim. Bir sayı 4 ile bölünemiyorsa 8 ile bölüneceğini unutun arkadaşlar. Öyle bir şey olamaz. Öyle bir dünya yok. Tamam. Bir sayı 4'e bölünmüyorsa 8'e bölünmez. Bir sayı 5'e bölünmüyorsa 10'a bölünmez. Bir sayı 6'ya bölünmüyorsa 12'ye zaten bölünmez. Tamam. Burada örnekleri anladın sen. Örnekleri anladın. Hep iki katını örnek verdim bak. Daha sonrasında 5'e bakalım. 5'e bölünür mü? 8 5'e bölünür mü? Son basamağına bakıyorduk değil mi? 8 5'e bölünmez. 5'e bölünmüyor. Şimdi 10'a bölünmesi için hem 2'ye hem 5'e bölünmesi gerekiyordu. 5'e bölünmüyorsa 10'a zaten bölünmez. Bu da gitti.
Daha sonrasında 6'ya bölünür mü? Bir sayı 2'ye ve 3'e tam bölünüyorsa 6'ya da bölünür. Dolayısıyla bunu da işaretliyorum. 9'a bölünür mü? Rakamlarının toplamının 18 olduğunu söylemiştik. 18, 9'un 2 katı olduğuna göre, yani 9'a bölünebildiğine göre rakamları toplamı bu sayıda 9'a bölünür. 11'e bölünür mü? 8'den 3'ü çıkardınız 5. 1'den 6'yı çıkardınız eksi 5. Toplayın bakalım ikisini 0. 0, 11'in bir katı mıdır? Evet, katıdır. Dolayısıyla 11'e de tam bölünür diyeceğiz. Yani arkadaşlarım, bölünebilen sayılar 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 6'ya, 9'a ve 11'e tam bölünüyor. Kaç tanesiyle tam bölünür diye sorulmuştu. Burada toplam 5 sayı var. Dolayısıyla 5 tanesiyle tam bölünür gençler. Geçtim 18'e. 7A, 7B, 4 basamaklı sayısı 15 ile bölünebildiğine göre A artı B toplamının en büyük değeri. Şimdi 7A ve 7B sayımız var bizim ve bu 15'in katıymış. 15'in katıysa bir kere hem 3'ün hem de 5'in katıdır. Şimdi hem 3'ün hem 5'in katı olacak dedik ya, sayının son basamağını hangisi ilgilendiriyor? 5. E güzel kardeşim. Demek ki burada B sayısı ya 0 olabilir ya da 5 olabilir. Bize A artı B'nin en büyük değerini sormuş. E güzel. Şimdi bizim B sayımız eğer 0 ise 7A 7 0 olur bizim sayı. Eğer 5 ise de 7A 7 5 olur. Şimdi gelelim A'yı bulmaya. Bu sayı aynı zamanda 3'ün de katı olmak zorundaydı. 7 7 daha kaç yapar? 14. 14 artı A. 3'ün bir katıysa A sayısı burada neler olabilir? A sayısı 1 olabilir. 3 ekledim 4 olabilir. 3 ekledim 7 olabilir. Daha sonrasında 7 7 14 yapar. 5 daha 19 yapar. 19'a A'yı ekleyince 3'ün katı olması gerekiyormuş. B 5 için konuşuyoruz ha. 19'a ne eklersem 3'ün katı olur? Hocam 2 eklersek başka, 5 eklersek başka, 8 eklersek. Güzel. Şimdi bizden A artı B'nin en büyük değeri istenmişti ya. B 0 iken A'nın en büyük değeri 7. Buradan bunların toplamı 7 gelir arkadaşlar. Maksimumu budur. Bir de şuraya bakacağız. B 5 iken A'yı 8 seçersem bu ikisinin toplamı maksimum 13'ü verir. 7 mi büyük, 13 mü büyük? Tabii ki 13. O zaman bizim en büyük değerimiz 13'tür diyeceğiz gençler. 18. sorumuzu da bitirmiş bulunuyoruz. Tabii geçiyoruz nereye? 19'a, sondan bir önceki sorumuz. A, B'den farklı olmak üzere AB, AB ve AB 6 basamaklı sayısı 18'e bölünüyormuş bak. 18'in bir katıymış. 18'in katı ise otomatikman hem 2'nin hem de 9'un katı olmak zorunda. Sayının son basamağına ilgilendiren bölünebilme kuralı hangisine ait? 2'ye. Bir sayı 2'nin katıysa, 2'ye tam bölünüyorsa B sayısı, yani sayının birler basamağı çift olmak zorunda. Yani 0, 2, 4, 6 veya 8 olmak zorunda. Eğer 0 ise bizim bu sayımız A0, A0, A0 olur. Eğer 2 ise A2, A2, A2 olur. Eğer B4 ise A4, A4, A4 olur. Eğer B6 ise o sayı A6, A6, A6 olur. Eğer ki B8 ise o sayı A8, A8 ve A8 olur. Şimdi alternatifler bunlar. Aynı zamanda iki yere bölünme kuralını hallettik ya. Aynı zamanda bizim sayımız 9'un da katı olmak zorunda. Şimdi şunların rakamlarını toplarsanız 3A gelir. Eğer ki 3A 9'un katıysa A burada 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Şimdi A 0 da olabilir fakat 0 buraya gelemez. 0 buraya gelirse birler basamağı 0 olmuş olur. Dolayısıyla kabul edilemez arkadaşlar. Tamam. Şimdi geçtim şuraya. 2, 2, 2 daha kaç yapar? 6 artı 3A. 6 artı 3A'nın 9'un katı olması gerekiyor. O zaman. Burada A'nın alabileceği değerler. Bakın A 1 olabilir. 6 artı 3 kere 1. 3 yapar 6 artı 3, 9'un katıdır. Başka ne olabilir? Gençler. 9'ar 9'ar ekleyerek, yok pardon çok üzgünüm. Burada 3A dediğine göre, 3A dediğine göre burayı 18 yapan değer 4'tür. Sonra 7'dir. 1, 4, 7'yi alabilir. Geçtim şuna. Bak 7 iken 3 kere 7, 21, 6 daha 27 yapar. 27, 9'un katıdır. 4, 4, 4 daha 12 artı 3A. Şimdi ben burada 9'un katı olsun diye A'yı sevgili arkadaşlarım 2 seçebilirim. Çünkü 3 kere 2, 6, 6, 12 daha 18 yapar. 2'yi seçtikten sonra 5'i ve 8'i yazacağım. 3'er 3'er ekleyerek gittim. Başka rakam kalmadı. 8'den sonra 11 geliyor çünkü. 6 olursa 18 artı 3A
9'un katı olacak. Demek ki burada a kaç olabilir? 0, 3, 6 ve 9 olabilir. Yani 0 olamaz demiştik en başta. 8 olursa da 24 artı 3a 9'un katı olmalıymış. O zaman a'nın alabileceği ilk değer 1, sonra 4 ve sonra 7 gelir. Bakın arkadaşlar, zaten bir müddet sonra tekrar etmeye başladı. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 1, 4, 7, 1, 4, 7. Dolayısıyla şunları ben saymasam da olur. Bunları zaten alabiliyor. Peki alabildiği değerler hangileriymiş? Şu 3'ü mü saydıkların? Şu 3. Ne demiş? A'nın alabileceği değerlerin toplamı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. 1'den 9'a kadar olan rakamların toplamını sormamış mı o zaman bu? Evet. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamını ben nasıl buluyordum? 9 çarpı bir fazlası bölü 2 ile buluyordum değil mi? Bu da 9 kere 10, 92'ye böldüm. Kaç gelir? 45. Demek ki A'nın alabileceği değerlerin toplamı 45'miş diyeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Bakın, bir nokta daha var. Hemen 45'tir demeyelim. Şu var. A, B'den farklıdır demişti ya. Şimdi bakalım gerçekten A'nın B'ye eşit olduğu bir durum var mı? Burada B kaçtı arkadaşlarım? 0'dı. Burada 0 var mı? Yok. Burada B 2 idi. Burada 2 var mı? Yok. Burada B 4'tü. Burada 2 var mı? Yok. 6 idi. 6 var mı? Var. Değil mi? Ama şöyle bir durum var. Yani biz burada B 0 iken A'ya 6 seçtik deriz. Böylelikle A, B'den farklı olur. Burası 6 iken buranın 6 olamayacaktı zaten, ama 6'yı zaten farklı bir yerde A sayısı alabiliyordu. Şuraya bakalım. B 8 iken burada 8 var mı? Yok. Demek ki bir sıkıntı da yok. Biz şuradaki 6'yı alabildiğimiz için 6'yı da sayacağız. Dolayısıyla 1'den 9'a kadar olan tüm rakamların toplamına da 45'tir diyeceğiz gençler. Ve son sorumuz, 20. örneğimiz. 1, 4, 5, 3, A, B 6 basamaklı sayısı 20 ile bölünebildiğine göre A, B 2 basamaklı sayısının en büyük değeri kaçtır? 20 ile bölünebiliyormuş. 20 ile. Şimdi 20'nin katı olan bir sayı. Herkes 20 ile 20'nin katı olan bana 3 basamaklı, 4 basamaklı hiç fark etmez bir sayı tutun aklınızdan dersen, tamam mı? Mutlaka ama mutlaka hepinizin tuttuğu sayının sonu, son 2 basamağı ya 0, 0'dır. Ya 20'dir, ya 40'tır, ya 60'tır, ya da 80'dir arkadaşlar. Başka bir alternatifi olamaz. Yani burada 1, 4, 5, 3, A, B 6 basamaklı sayısının da 20 ile bölünebildiğini söylemiş ya bize. 20 ile bölünebilmesi için demek ki sayının son 2 basamağının çift 0, 20, 40, 60 veya 80 olması gerekiyormuş deriz. Bu nereden geliyor peki? Bak hocam, bu şuradan geliyor. Bizim sayımız 20 ile tam bölünebiliyorsa bu sayı gençler 4 ve 5'e tam bölünüyordur. 5'e tam bölünebilmesi için sayının son basamağının 0 veyahut 5 olması gerekiyor. Ama bir sayı 4'e de bölünebiliyorsa bu sayının son basamağı 5 olamaz. Çünkü tek sayılar 4'e bölünemez. Bunu unutun. Artık ben B'nin %100 sıfır olması gerektiğini buldum. Aynı bak burada peşin peşin söylediğim gibi. B sıfır olmalı. Peki sonu sıfır olup da 4'ün katı olan sayılar hangileri? Çift sıfır, yani sıfır sıfır. Yani sıfır sayısı 4'ün katı. 20, 40, 60 ve 80. Mesela 10 4'ün katı mı? Veya 30, burada saymadıklarımız, yazmadıklarımız. 50, 70, 90, bunlar 4'ün katı mı? Değil. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, sadece ama sadece bunlar 4'ün katıdır. Ve AB 2 basamaklı sayısının en büyük değeri de doğal olarak burada kaçtır? Tabii ki hocam 80'dir diyeceğiz. Cevabımız bu olacaktı sevgili gençler. Evet arkadaşlarım, bir videonun ve bir konunun daha sonuna geldik. Bölünebilme konusunu, bölünebilme kuralları konusunu bitirdik. Artık gerisi sende. Testi hemen çözüyorsun. Testi çözdükten sonra ben sana çözümlerini yayınlayacağım zaten. Ertesi gün EBOB, EKOB konusunu sevgili arkadaşlarım beraber işleyeceğiz ve testini çözeceğiz. O videolarda görüşürüz. Kendine dikkat ediyorsun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.